Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube üzerinde 8000 aboneye ulaştım. Açıkçası 8160 civarında abone var şu anda. Her bir abone olan arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum. Eğer ilk kez bu videoyu izliyorsanız adım Ali Örtürk, Microsoft Certificate Trainer ve VMware vExpert unvanlarına sahibim. Bu kanalda özellikle Windows ve VMware ile ilgili çeşitli trik videolar ve ipuçları paylaşıyorum. Herkesin işine yarayacak Windows bilgilerini paylaşmaya çalışıyorum zamanım el verdikçe. Bugün de 8000 abonenin şerefine LinkedIn üzerinden açıklamıştım. Eğer takip etmiyorsanız mutlaka beni LinkedIn'den de takip etmenizi öneririm. Çünkü oradan da faydalı paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Bir otomasyon çalışması yapacağız. Bir Windows otomasyon çalışması yapacağız. Otomasyona niye ihtiyaç duyuyoruz biz? Çok kabaca şöyle söyleyebiliriz. Otomasyon sıralı olan işlemleri, yani tekrar eden işlemleri bir bilgisayara veya bir makineye otomatik olarak yapılmasını söyleme işlemidir. Biz de şöyle bir otomasyon yapacağız bugün. Bir Windows sunucu düşünün. Bunun Windows sunucu olması gerekmiyor. Aynı zamanda bir Windows 10 client de olabilir. Önemli olan bir Windows sunucu veya client olması, Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarımızın olması. Ve bu işletim sisteminde bir servis stop olduğu zaman biz bunu otomasyonla nasıl start hale getirebiliriz? Buna bakacağız. Bu videonun özellikle IT çalışanları için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer IT çalışanı değilseniz de mutlaka günün birinde işinize yarayacaktır. Hatta şu anda da işinize yarayabilir. Zaten Z kuşağı dediğimiz kuşak da eminim benden çok daha iyi bilgisayar kullanıyor ve bilgisayar konusunda bilgisayar ya da teknoloji konusunda eminim benden daha donanımlı ve daha fazla bilgiye sahiptir diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle yaptığımız otomasyonu bir mantığa, bir çerçeveye oturtalım. Bunun için, çünkü bu otomasyon kişiye göre ya da ihtiyaca göre değişen bir şey olduğu için burada önemli olan sizin bunun mantığını anlamanız. Günün sonunda bizim bir Windows sunucumuz var. Bu sunucu İşte Windows 2019 bir sunucu olsun ve bu Windows 2019 sunucu içerisinde çalışan bir servis var arkadaşlar. Bizim buradaki case'imizde bu Print Spooler servisi olacak. Bir Windows servisi var ve bu Windows servisi crash olabilir veya kendi kendine kapanabilir veya kapanması durumunda normalde çalışıyor ama kapanması durumunda biz kendi kendine bir aksiyon almasını sağlayabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Bir Windows servisi olacak bu. Print Spooler servisi. Servisi. Biz gideceğiz. Diyeceğiz ki bir PowerShell script'i yazacağız. Bu PowerShell script'ine diyeceğiz ki eğer bu Windows servisi durursa veya Windows servisi stop olursa ya da bu Windows servisine istediğimiz bir şey olursa buradaki aksiyonu biz belirteceğiz. Sen git. Bu Windows servis kapandığında Event Viewer'a bir kayıt düşürecek. Bu Event Viewer üzerinde düşen kaydı al. Ve Event Viewer üzerinde düşen kaydı git nihayetinde bir Task Scheduler'a bağla. Görev zamanlayıcısı ya da Task Scheduler diyoruz buna. Herhangi bir görevi schedule etmeye yarıyor Task Scheduler. Çok kabaca burada da. Yani günün sonunda şöyle yapmış olacağız. Biz bir Windows 2019 sunucu üzerinde çalışan bir servis stop olduğunda bir script yazacağız. Ve bu script gidecek Event Viewer üzerinde düşen bir kaydı alacak ve bunu bir Task Scheduler'a bağlayacak. Her ne zaman ki bu Windows servisi durduğunda Task Scheduler üzerinde Event Viewer kaydını görüp PowerShell script'ini çalıştıracak ve böylece biz hiçbir şekilde manuel işlem yapmadan kendi kendine bu servis kapandığında açılmasını sağlamış olacağız. Buraya kadar anlaştıysak şimdi gelin sunucumuza bağlanalım ve işlemleri tek tek yapmaya başlayalım. Sunucuma bağlanıyorum.
Sunucu üzerinde ilk olarak birkaç bir şeyi tanımlayalım. Yani ne yapacağımızı önceden zaten bizim planlamış olmamız gerekiyor. Şayet bu videoda biz planlamıştık. Ne yapacaktık? Print Spooler servisi demiştik. Bu Print Spooler servisi stop olduğunda gidip otomatik olarak start edecek bir script hazırlayacaktım ben. Ve bu işlemi yaparken de servisleri, Event Viewer'ı ve Task Scheduler'ı kullanacaktım. Şimdi servislere gidelim. Ve Windows'un servislerini görüyorsunuz burada. Eğer sizin Print Spooler hizmetiniz bir test bilgisayarı, test sunucusu üzerinde değilse ve herhangi bir yazıcıya bağlıysa mutlaka dikkat edin. Çünkü Print Spooler servisi normalde Windows'un yazdırmadan sorumlu, yazdırma işlemlerinden sorumlu servisidir. Bu sunucu üzerinde herhangi bir yazdırma hizmeti olmadığı için ben bu servis üzerinde kolayca işlem yapabilirim. Gördüğünüz gibi bir sürü servis var burada. SQL servisleri vesaire falan da var. Bunlar üzerinde işlem yapacaksanız şayet daha dikkatli işlem yapmanızı öneriyorum. Print Spooler servisine mouse'la çift tıklıyorum ve gördüğünüz gibi servis isminin Spooler olduğunu görüyorum. Bunu ben kullanacağım. Bu bilgi benim için önemli. Ve servisin statüsünün de running durumda olduğunu görüyorum. Yani bu servis şu anda Windows altında düzgün bir şekilde çalışıyor. Peki ne yapacağız biz? Günün sonunda bu servisi durduracağız. Ve bu servis durduğunda biz manuel durduracağız ama bizim otomasyon kezimizde servis kendi kendine stop oluyor gibi düşüneceğiz. Bu stop olduğunda gidecek Event Viewer'a bir kayıt bırakacak arkadaşlar. Hemen gidelim Event Viewer'ı da tanımlayalım. Event Viewer Microsoft'un loglarının kontrol edildiği, Windows'un loglarının kontrol edildiği uygulamadır. İçerisinde birçok kayıt bulunur. Application logları, security logları, sistem logları. Bu logları isterseniz bir yere forward edersiniz ve forward edilmiş logları buradan görüntüleyebilirsiniz. Ve Microsoft altında çalışan hemen hemen bütün uygulamaların, hemen hemen değil gerçekten bütün uygulamaların log kayıtları buraya düşer. Yüklediğiniz third party uygulamaların kayıtları da yine Event Viewer üzerinden takip edilir. Aksi bir durum belirtmedikçe. Şimdi bizim burada Windows Logs üzerinde System diye bir alanımız var. Görüyor musunuz? Ben bu System alanındaki logları önce bir temizleyeyim. Clear Log diyorum sağ tıklayıp ve Clear diyorum. Dediğim gibi bu çalışan bir sunucuysa ya da çalışan bir bilgisayarsa buradaki logları silerken de dikkatli olun. Çünkü bu logların silinmesini genelde biz istemeyiz. Gördüğünüz gibi System altında bir Event Log dosyası var. Ben şimdi geleceğim Print Spooler'a ve sağ tıklayacağım. Diyeceğim ki bu servisi stop et. Ben bunu stop ettiğimde Event Viewer'a geri dönüyorum ve sağ tıklayıp refresh ediyorum şurayı. Gördüğünüz gibi bir Event Viewer kaydı düştü buraya. Bu kayıt bir information kaydıymış ve şu tarihte oluşmuş. Source'u da Service Controller Manager. Windows üzerindeki servisleri takip eden Event Viewer Source'u Service Controller Manager'dır arkadaşlar. Buradaki servislerle ilgili bir problem yaşandığında ya da servislerle ilgili bir hata kaydını takip etmek istediğimizde biz sistem altındaki Service Controller Manager altına geliyoruz. Ve ben bu kaydı durdurduğumda gördüğünüz gibi şurada bir Event ID düşürdü. Bu Event ID'nin numarası da benim için oldukça önemli. Task kategoride None uyarısı vermiş. Peki normal kezlerde ben gidip bunu elle durdurmayacaktım. Elle durdurmayacağım zaman da gidip buraya aslında bir level scale information değil de error olan bir log düşürecekti. O işlem nasıl olacaktı? Yani gerçek hayat senaryosunun aslında burada information düşmesini beklemiyoruz biz bu kezde. Biz kendimiz bir otomasyon trigger ettiğimiz için information düştü. Mesela hemen gidin PowerShell üzerinde buraya bir error logu düşseydi ne olacaktı ona bakalım. Şöyle kendimiz bir error logu create ettirelim PowerShell'e. New event log diyorum ben. İşte log name'i neresi olacak? Sistem olacak. Write new. Evet pardon, write event log olacaktı. New event log değil. Write event log komutumu çalıştırıyorum ve log name'im system olacak. Buradaki source'um ne olacaktı? Çift tırnak açıyorum source'a. Çünkü arasında boşluk var. Yazılan string'lerin. Service controller manager source'u olan bir event log kaydı yaratıyorum ben. Sonra gelelim ve bu event log kaydın entry tipini
error olarak belirleyelim. Çünkü bize information düşüyordu. Normalde ama bir servis problemi olduğunda buraya error logo düşecek. Başka ne tanımlayabilirim buna? Computer name'e gerek yok. Kategoriye de gerek yok bu kez de. Bir de mesaj düşürelim. Diyelim ki servis hatası alındı. Lütfen servisi kontrol edin. Şimdi şunu bir çalıştıralım. Evet, bir de event id tanımlamamız gerekiyordu. Bu event id'yi aslında şuradan şöyle yapalım. Bunu bir stop edelim. Event id kısmı da önemli çünkü. Ve bu entry type error'ın yanına ben bir tane de event id atayım. Event id'si de bunun 1500 olsun. Tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey sormadı bana ve burayı sağ tıklayıp refresh ettiğimde burada error logo'nun geldiğini görüyorum. Aşağıya doğru indiğimde de benim burada yazmış olduğum error mesajı gelecek. Servis hatası alındı. Lütfen servisi kontrol edin. Yani gerçek hayat senaryosunda buraya bir information değil de error düşecek. Şu yüzden anlatıyorum bunu ve bu error'ün de bir event id'si olacak. Bizim için bu event id'nin ne olduğu oldukça önemli. Bunu da birazdan göreceğiz. Buraya kadar kafanızda oturmayan bir şey varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Takip edebilirsem videoyu cevaplayacağım arkadaşlar. Bu video önemli bir video çünkü. Şimdi şurayı tekrardan bir temizleyelim. Ne dedik biz toparlayacak olursak? Bir servis var. Bu servis Principler servisi. Bu Principler servisi gidip Event ID üzerine bir log düşürüyor. Ve işte bu log düştüğünde biz bir script'in çalışmasını istiyoruz. Tekrar açıyorum ise'yi. Şimdi burada iki şey göstereceğim arkadaşlar. Bir, bu script'i çok basit haliyle yazacağız. Bu bizim işimizi görecek mi? Evet, görecek. Ama gerçekten doğru bir script mi? Burası tartışılır. Gerçekten doğru script'i yazdığımızda neden tam olarak doğru script olmadığını beraber göreceğiz. Şimdi bizim servisimizin adı neydi? Spooler servisiydi. Ben gidiyorum, diyorum ki get service yazıyorum. SPO yazdım ve tab tuşuna bastım. Kendisi get service spooler dedi. Ve sonrasında bunu geleceğim. Bir pipe belirleyeceğim burada. Pipe dediğimiz şöyle biraz, hatta şurayı da büyüteyim. Daha büyük yazayım. Gördüğünüz gibi bir düz çizgidir pipe dediğimiz alanda. Pipe PowerShell videolarımı da takip edebilirsiniz. Orada detaylı olarak anlatıyorum. Hem YouTube üzerinden hem de Udemy üzerinden daha detaylı olan eğitimi isterseniz satın alabilirsiniz. Get Service Spooler dediğimde ve burada bir pipe belirlediğimde pipe'dan sonraki yapılacak, işlenecek komut pipe'dan öncekinin çıktısını alır arkadaşlar. Yani buranın girdisi pipe'ın sağının girdisi, buranın çıktısı oluyor. Buradan çıkan komutu alıp kendisi sağ tarafta işleyecek. Yani güzel de bir örnek aslında bu. Get service spooler, yani spooler servisini ben get edeceğim. Bir servis get ediyorum ve bu servisin ismi spooler. Sonra da bu get ettiğim servisi start ediyorum. Herhangi bir isim veya parametre göstermeden start servis diyorum. Yani ne yapmış oldum ben? Bu sağdakinin girdisi aslında soldakinin çıktısı olmuş olacak. Ve bunu gelip save as diyorum. C altında script altında buna şöyle bir isim vereyim. Basic service control script nokta koyuyorum buraya. Buranın uzantısı gördüğünüz gibi PS1, PSM1, PSD1 gibi çeşitli uzantılar var. Bunların her birini gene ben burada detaylı olarak anlatmayacağım. PowerShell eğitimlerimde anlatmıştım. PS1 olarak kaydediyorum bunu. PowerShell script'inin default'ta kullanılan uzantısı PS1'dır. Save ettim buraya ve aslında gördüğünüz gibi script'imi burada yazmış oldum bu kadar kolay haliyle. Script'imin lokasyonu da burası. Süper. Şöyle şu işe yarayacak bu script. Gidecek get service spooler'ı çağıracak. Yani print spooler servisini çağıracak. Eğer start stop edilmiş durumdaysa da bunu start edecek arkadaşlar. Kaydettim ve şu script'imi aşağıya doğru alayım. Şimdi yapacağım son işlem şu olacak.
Tekrar Event Viewer'a geleyim. Şurayı bir refresh edeyim. Ben öncelikle şu Print Spooler'ı bir start edeyim. Normal çalışsın. Şuradaki logları siliyorum tekrar. Herhangi bir log kaydım yok burada. Servis stop oldu. Şu anda gördüğünüz gibi servisim stop oldu ve Event Viewer üzerine log kaydını oluşturdu. Bu log kaydı oluştuktan sonra benim için önemli olan bu log kaydı üzerinde, Event Viewer üzerindeki log kaydı üzerinde işlem yapmaktı. Şuraya sağ tarafa geliyorum. Tek tek anlatıyorum bunu ve yavaşça. Attach task to this event diye bir, gördüğünüz gibi parametre var arkadaşlar. Bir buton var. Bu butona basıyorum. Bu ne yapıyor? Aslında arka planda task scheduler'ı çalıştırıyor ve task scheduler'ı diyor ki benim normalde manuel olarak gireceğim parametreleri ben manuel olarak girmiyorum. Kendisi zaten Event Viewer üzerinden bu parametreleri alıyor ve diyor ki, birazdan göreceğiz, şu Service Controller Manager'da Event ID'si 7036 olan Event logo düştüğü zaman sen buradaki Task Scheduler'ı çalıştır. Hatta görüyor musunuz? Bakın şurada ismini de kendisi vermiş. System Service Controller Manager 7036 Event ID'li işlem olduğunda gibi bir trik var burada, mesaj var. Ama ben bunun ismini değiştireceğim. Ne diyeyim? Basic Service Start diyeyim. Şuraya da bir açıklama yazabilirim. Sonrasında bir sürü Task Scheduler'ım varsa bunun description kısmını doldurursam, ki önerilir, ne olduğunu bilebilirim bunun. Print Spooler servisi durduğunda otomatik olarak başlatır diyelim şuraya. Benim işimi gören bir açıklama olacak bu. Next diyorum. Next dediğimde gördüğünüz gibi log'un sistem altında olduğunu ve Action'ın Service Controller Manager Source olduğunu, Finish kısmında da Event ID'nin 7036 olduğunu görüyorum. Yani ben Event is log dediğimde log'un, source'un ve Event ID'nin nerede olduğunu bana otomatik olarak getirdi. Şimdi tekrar Next diyorum ve Next dediğimde burada 3 tane parametre çıkıyor karşıma. Birincisi Start Program. Yani bu Event ID oluştuğunda ben bir programı çağırabilirim, bir programı çalıştırabilirim. Biz bunu yapacağız. İstersen bir mail gönderebilirim. Eğer bu sunucu üzerinde bir mail gateway tanımlıysa ya da bir relay varsa, SMTP relay varsa veya SMTP gateway çalışıyorsa otomatik olarak kendisi buradan istediğim adresi mail gönderecektir. Şuraya next dediğimde gördüğünüz gibi from to kısmını doldurmam gerekiyor. Eğer bir SMTP server belirtemiyorsanız bu çalışmayacaktır. Display a message dediğimde de aslında bilgisayara, bir karşıma ekrana bir mesaj çıkaracak. Bu da kullanılabilecek bir yöntem gene. Fakat ben burada bir otomasyon yapacağım için arka tarafta planladığım script'in çalışmasını istiyorum. O yüzden start a program diyorum. Next dedim ve browse diyorum. Browse dediğimde burada ben ne yapacağım? Gidip PowerShell'i çağıracağım ki PowerShell çalışsın ve aşağıda belirteceğim parametrenin komutu çağırsın. C Windows System 32 altında bir tane diğerini az daha bozuyordum. Şöyle yapalım. ...32 altında Windows PowerShell diye bir klasör olması lazım bunun. Onu arıyorum. Sistem 32 altında değilmişim. O yüzden göremiyorum. Tekrar şöyle yapalım. Windows PowerShell. Evet, klasör burada. Windows PowerShell altına giriyorum. 1.0'ın altına giriyorum. Burada PowerShell exe'yi bulacağım. Gördüğünüz gibi application tarafında PowerShell burada. PowerShell ise'yi değil arkadaşlar, PowerShell'in kendisini çalıştırıyorum. Buraya open diyorum ve bu event ID alındığında git PowerShell exe'yi çalıştır demiş oluyorum. Burada da bir parametre gireceğim. Bu parametrem de şu olacak. Ben biraz önce buraya bir script koymuştum gördüğünüz gibi. Bu script'in kendisinin parametre olarak belirleyeceğim. Şurada
uzantının tamamını alıyorum. PS One da dahil olmak üzere. Ve şuraya gelip çift tırnak açıyorum. Yolunu, petini buraya belirtiyorum. Tamamını petinin arkadaşlar. Yani UNC pet değil. UNC pet ile birlikte buradaki PS One dosyasının kendisini de burada belirtiyorum gördüğünüz gibi. Ve next diyorum. Finish diyorum. Event Viewer bir task oluşturdu. Gidelim ona da bakalım hatta. Task Scheduler üzerinden. Onu da görmüş olalım. Task Scheduler'ı açtığımda şurayı extend ediyorum. Event Viewer Task diye bir şey çıkacak. Ben bunu create ettikten sonra. Gördüğünüz gibi benim oluşturmuş olduğum ve Event ID'ye bağlamış olduğum Task Scheduler buraya geldi. Şimdi benim beklediğim şey şu arkadaşlar. Gideceğim ben Print Spooler servisini stop edeceğim manuel. Ben Print Spooler servisini stop ettiğimde arka planda gidip bu script çalışmaya başlayacak. Şöyle yapalım. Bu script çalışacak. Servisi başlatacak. Şuraya da ben bir pause koyayım ki script'in çalıştığını göreyim. Pause yazıyorum şuraya ve save ediyorum. Bunu aşağıya alayım. Şimdi benim beklediğim şey Print Spooler servisini gidip stop ettiğimde ki bu kendi kendine olacak normalde otomatik olarak tekrar running'e çekecek. Ve karşıma da PowerShell'in ekranını getirecek benim pause ettiğim. Birlikte bakalım. Stop dedim. Gitti. PowerShell script'imi çalıştırdı. Gördüğünüz gibi present continue dedi. Çünkü ben pause komutunu verdim. Şimdi ben Print Spooler servisini refresh ettiğimde normalde durdu ama gördüğünüz gibi running duruma tekrardan geçti. Hatta şöyle yapalım daha net görmek açısından. Şunu kapatayım ben. Script'imizi açalım ve daha net görmek için bunu yapıyorum. Diyelim ki önce bir başında 10 saniye beklesin. Wait. Start sleep diyeyim ya da second. Sen bir 10 saniye bekle abi. Biz bir görelim şeyin durduğunu. Sen ondan sonra çalış diyorum ben script'ime. Bunu tekrar save ediyorum. Şimdi bakın Print Spooler servisini şuraya bir refresh edeyim. Gördüğünüz gibi Print Spooler servisi çalışıyor. Ben bunu stop ettim. Script'im çalışmaya başladı. Ama gördüğünüz gibi servis hala stop durumda. Ben refresh ediyorum. Refresh ediyorum. Print Spooler servisim gördüğünüz gibi hala stop durumda. 10 saniye geçtikten sonra Print Spooler servisini start edecek. Tekrar refresh etmeye başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi tekrar kendi kendine running duruma geldi arkadaşlar. Buraya kadar süper. Bu kısma kadar aslında otomasyonumuzu tamamlamış olduk ve mantığını da anlamışsınızdır. Devamını izlemek istemeyebilirsiniz ama devamını izlemek istemiyorsanız kapatabilirsiniz burada videoyu. Ama aslında bu script'te bir şeyler eksik. Şimdi birlikte kalan arkadaşlarla ona bakacağız. Ne eksik? Ve bu script'i nasıl daha düzenli bir hale getirebiliriz? Ona bakacağız. Şimdi ben geliyorum buraya. Event ID'mi açıyorum ve refresh diyerek sağ tıklıyorum. Buraya kayıtlarımın geldiğini görüyorum. Şunları tekrar bir sileceğim. Clear log diyerek. Şuradaki task scheduler'ımı da disable ediyorum. Bu çalışmasın. Bakın geldim buraya. Print Spooler servisine sağ tıklıyorum ve stop diyorum. Stop olduğunda tekrar running duruma geçmedi gördüğünüz gibi ve refresh ettiğimde burada bana diyor ki event ID'si 7036 olan the print spooler service entered stop state, stop'a geçti diyor. Süper. The network setup başka bir event log düşmüş burada 7036. Şimdi görüyor musunuz? Bunun da event'i 7036, bunun da event'i 7036. Fakat bu diyor ki the network setup service start entered running state. Yani aslında bu 7036 event ID'si benim sadece istediğim
servisi takip etmiyor. Başka servisleri de takip ediyor. Hatta ben gideyim bu Principler servisini start edeyim. Bakın şimdi servis start oldu, running duruma geldi. Şuraya gelip sağ tıklayıp refresh ediyorum. Ben start ettiğimde de 7036 event ID'sini alıyorum ve aynı Service Controller Manager'da bu ID'yi düşürüyor. Bu sefer de General kısmında The Principler Service Entered the Running State diyor. Yani servis çalıştığında da aslında bu event kaydı oluştuğunu görüyorum ben. Hatta gelin bir de şöyle yapalım bu servis kaydı çalışıyorken. Buna diyeyim ki ben Restart. Tekrar geliyorum Event Viewer üzerine. Refresh diyorum. Refresh ettiğimde bile aynı Event ID düşüyor. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Benim Task Scheduler'ım buradaki Event ID'yi kontrol ediyordu. Event ID'yi dinliyordu. Bu servis stop da olsa, bu servis start da olsa, bu servis yeniden de başlasa gidip benim script'im çalışacak. Ve Principler servisini start etmeye çalışacak. Aslında zaten servis start. Yani burada bir mantık hatası var. Şimdi gelin aslında script'i gerçekten daha düzgün nasıl yazabiliriz buna bakalım. Tekrar PowerShell isime dönüyorum ve bunun yanına şuradan size de göstermek için new diyeyim mouse'ta ve yeni bir script çalışmaya başlayayım ben. Şimdi burada arkadaşlar yeni bir script yazacağız. Bilmediğiniz şeyler de olabilir. Bu kısımları dediğim gibi Udemy üzerinde anlattım ben. Udemy üzerindeki PowerShell eğitimi alırsanız buraya kupon kodu da bırakırım hatta bu videonun altına eğer isterseniz. Oradan aslında burada neler yaptığımın mantığını anlayabilirsiniz. Bunları uzun uzadıya anlatmayacağım ama mantığını da anlatmaya çalışacağım kısaca. Şimdi ne yapmıştım ben? Get service demiştim. Bu servisler isimlerine göre gelirler arkadaşlar. Aslında ben get service spooler dediğimde gidip PowerShell şunu anlıyor. Bu adam name'i spooler olan servisi çağırmaya çalışıyor diye anlıyor. Ama ben normalde şöyle yapmalıyım. Düzgün olan yöntem budur. İsmi spooler olan servisi çağır. Ve bir pipe koyuyorum. Buraya çok takılmayın. Select object. Property diyorum. Property'si name'i yani name property'sini ve status property'sini alacağım ben buradan. Name ve status property'sini çağır diyorum. Şimdi ben bunu çağırdığımda PowerShell şunu yapacak. Gidecek bu spooler servisinin aslında arka planda bir sürü property'si var. Onu da şöyle göstereyim hatta. Görmüş olun madem. Eğer bu videoyu uzun uzadıya buraya kadar izliyorsanız zaten ilgilisiniz demek bunlarla. Şunu ve şu kısmı bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi aslında bu Principler servisinin bir sürü property'si var. İşte machine name'i, service name'i, status'u, servis tipini. Ben burada şunu söylüyorum. Kardeşim bunun property'lerinden sadece name'i al. Yani spooler olduğunu görüyorum ben burada. Bir de git bunun status'unu al. Status'u da running durumdaymış. Şu anda çalışıyormuş. Bunu ben script'imde kullanacağım çünkü. Şurayı tekrar sileyim. Kafa karışmasın. Şurayı da temizleyelim. Yani ben bu komutu çalıştırdığımda gidecek spooler servisinin status'unu ve name'ini alacak. Bu benim ihtiyacımı karşılıyor. Şimdi ben bunu bir değişkene bağlayacağım. Ve değişkenime de diyeceğim ki check. Çünkü bu değişkeni sonrasında kullanacağım. Check servis diye. Buraya geldim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buraya komutumu tanımladım. Diyeceğim ki if ile bir blok açayım. Çok pardon. Şuraya da bir açıklamasını yazayım. If ile servisi servisin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum diyelim şuraya. Hemen bir if bloğu açayım. Şöyle evet. Diyorum ki if'e check servisin nokta koyuyorum buraya ve bir property belirliyorum. Status'u not AQ
Running ise şuraya da if bloğumu açıyorum. Yani burada şunu demiş oluyorum ben PowerShell'e. Check service isminde bir komut var. Eğer bunun status property'si running durumda değilse git diyorum. Start service. Start service ama hangi servisi? Name'i spooler olan servisi başlat diyorum. Tamam mı? Hatta şöyle de yapayım. Şuraya da bir else parametresi koyayım. Else diyorum. Şuraya da bir şey yazdırayım. Print spooler servisi zaten çalışıyor görünüyor yazayım. Ve script'im burada dursun. Şimdi ne yapmış oldum buraya kadar ben? Şöyle yaptım arkadaşlar. Bir servisin name ve status property'lerini çağırdım. Benim bunu bir değişkene bağladım. Sonra bağladığım değişkene dedim ki eğer senin bu çağırdığın servisin status'u running durumda değilse git spooler servisini başlat. Aksi bir durum söz konusuysa print spooler servisi zaten çalışıyor demek. O zaman da ekrana şuradaki print spooler servisi zaten çalışıyor görünüyor yaz dedim. Ve bunu yazdığını benim görebilmem için de script'imi stop etmem lazım. Yoksa kendi kendine çalışır ve kaybolur arka planda ben görmem ama görmek istiyorum. Save dedim. Geldim buraya. Dedim ki Advanced Service Control Script.ps1. Save ettim bunu. Şimdi geliyorum aynı şekilde tekrar şuradaki servisim stop olduğu bir print spooler servisi running state'te diyor. Print spooler servisi stop state'te. Benim kullanmak istediğim buydu. Buradan da sağ tıklayıp attach edebilirim. Bu sefer de böyle yapalım. Attach task to this event diyorum. Ve şuna da diyorum ki Advanced Spooler Service. Bu Scheduler Print Spooler servisinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Eğer çalışmıyorsa servisi otomatik olarak başlatır diyorum. Ve next diyorum. Gördüğünüz gibi buraya event ID'leri, cartları, curtları düştü. Tekrar next diyorum. Anlatmayacağım bu kısmı tekrardan. Start program dedim. Ve PowerShell'imin yolunu gösteriyorum. Şuraya da script'imin advanced olanı alıyorum bu sefer. Security'den tutuyorum bütün alanı. Shift tırnak açıp paste ediyorum buraya. Next dedim. Finish dedim. Ve task scheduler'ım çalıştı. Eğer tekrar kontrol etmedim ben bunu. Düzgün bir şekilde çalışırsa yapacağı şey şu. Ben buradan gidip print spooler servisini stop edeceğim. Ben bunu stop ettiğimde gidip otomatik olarak başlatacak. Eğer print spooler servisi zaten çalışıyorsa da bana şöyle bir yazı dökecek. Diyecek ki print spooler servisi hali hazırda zaten çalışıyor. Şimdi gidelim şunu bir stop edelim. Ben stop ettiğimde kendisi script çalışmaya başladı ve hemen gördüğünüz gibi tekrar running duruma düşecek. Ben buna enter diyorum. Şuraya bir refresh ediyorum. Print spooler servisi running durumda. Yani script'in başarılı bir şekilde çalışıyor. Süper. Tekrar stop edeyim. Hatta şunu şöyle bir daha görelim. Script'i biraz daha da geliştirmiş olurum bu sayede. Diyorum ki şey değilse, running durumda değilse önce şöyle yap. Write host diyeyim. Print spooler servisi çalışmıyor. 10 saniye sonra servis başlatılacak diyeyim. Şuraya da bir 10 saniye parametresi vereyim ve bunu kaydedeyim.
Tekrar Principle servisini durdurduğumda benim karşıma bir uyarı da çıkaracak bu sefer. Principle servisi çalışmıyor diyecek. Sonra da 10 saniye bekledikten sonra bu servisi başlayacak. Stop diyorum. Gördüğünüz gibi Principle servis çalışmıyor. 10 saniye sonra servis başlatılacak diyorum. Ben refresh ediyorum burayı. Stop durumda. Refresh ediyorum. Stop durumda. Refresh ediyorum. Running duruma geçti 10 saniye sonra. Ve gördüğünüz gibi scriptim de çalıştı. Ben burada Enter'a bastığımda scriptim sonlanmış olacak. Süper. Ben düzgün bir şekilde servisim stop olduğunda çalışmasını sağladım. Peki bu servis zaten çalışıyorken gidecek bir şey düşürecek. Eventide düşürecek. Böyle bir durumda da ben ne yapmıştım? Benim karşıma bu servis zaten düzgün şekilde çalışıyor de demiştim. Şimdi gideyim şurayı. Tekrar bir logları clear edeyim. Böyle biraz uzun bir video oldu muhtemelen. Kaç dakika olduğuna bakmadım ama bütün detaylarıyla buradaki otomasyon mantığını anlatmış olmayı umuyorum günün sonunda. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz yorumlar kısmına mutlaka beğeninizi yazın ya da faydalanacak arkadaşlarınız varsa mutlaka onlara da gönderin arkadaşlar. Şimdi geliyorum Principle servisini bu sefer stop etmeyeceğim, restart edeceğim. Restart ettim servisi. Ve gördüğünüz gibi bu sefer benim karşıma başka bir uyarı düşürüyor. Dedi ki Principle servisi zaten çalışıyor görünüyor. Yani gidip bir daha servisi tekrardan başlatmadım. Oldukça faydalı bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 8000 abonenin şerefine. Eğer bu videoyu ilk kez izliyorsanız siz de bu tarz videoların gelmesinin devam etmesi için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Hatta şöyle yeteri kadar yorum atarsanız bu otomasyonun başka bir versiyonunda işe yarayacak başka bir versiyonunda yapabiliriz. Şöyle yaparız mesela disk bilgisayar içerisindeki disk doluluk oranı şuraya ulaştığında git benim spesifik olarak belirttiğim dosyaları sil. Belirttiğim klasördeki dosyaları sil veya spesifik olarak belirttiğim dosyadaki klasörleri al başka bir yere move et gibi otomasyonlar yapabilirim. Hoşunuza giderse yorumlar bölümüne yazarsınız. Öyle de bir otomasyon yapabiliriz. Buraya kadar beni sebatla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.